Arkadaşlar merhabalar. Bu eğitim e, videosunda sizlere do-while yapısından bahsedeceğim. Do-while yapısının while'dan farkı nedir? Do-while yapısında e, şart ne olursa olsun kesinlikle döngünün içini en az bir kere çalıştırmak amacıyla e, programımızda böyle bir amacı istiyorsak kesinlikle bir kere çalışsın. Do-while yapısını kullanıyoruz. Şimdi mesela arkadaşlar burada sayımız bir olduğu için sayı ondan küçük ve bu şartı bir önceki videomuzda hatırlarsanız gerçekleştirmiş çalıştırmıştık. Ben şuraya bir döngü içi diye bir print yazdım ve döngü dışı diye bir ifade yazdım. Şimdi ben burada sayı bir değil de 11 olarak bu programı çalıştırsaydım 11 ondan küçük olmadığı için arkadaşlar döngünün içini kesinlikle çalıştırmayacaktı Sadece döngünün dışındaki şu ifade yani while döngünün dışındaki işlemleri yapmaya devam edecekti. Ama ben ne olursa olsun bunu bir kere denemek istiyorsam yapacağım işlem çok basit arkadaşlar. Do while yapısına geçiriyorum. Yukarıdaki while ifadesini kesiyorum en sona yani köşeli parantezler içindeki döngünün dışına yazıyorum ve başına do ekliyorum. Şu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. While ifadesini en sona yazıyorum ve başına do ekliyorum arkadaşlar. Şimdi burada sayımız 11 olduğu için normalde bu şeyi gerçekleştirmezdi. Ama şimdi bu haliyle biz bir tane debug işlemi yapalım. Ve ne yaptığını görelim arkadaşlar. Evet. Tabi bu debug koyuyorum. Rakamlar denemediği için. Çünkü bir kere için hemen çalıştırdı. Ne yaptı? 11 döngü içi yazdı arkadaşlar. Sonra sayımız 11 için merhaba 11 yazdı. Sayı bir artırma çalıştı ama kesinlikle çalışamıyor ve hemen program while döngüsünden çıktı ve döngü dışı diye while döngüsünün dışındaki işlemi devam ettirdi ve program kendini hemen kapattı. Bu şekilde ilerleyen uygulamalarda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şart ne olursa olsun işlemi bir kere gerçekleştir. Şurada şunu da söyleyeyim. Bakın şu ifade bazı durumlarda rakamın 11 olması bizim için he, burada bir döngü dışı bir durum var. E, Tespitine sebep olabilir. Bu şekilde uygulamalarımızda e, ihtiyacımız olduğunda dual döngüsünü kullanabiliyoruz. Eğitim videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.